Az önce çaldığımız parça Michael Jackson'ın 1987 tarihli Bad albümünden Smooth Criminal'da Aşık Veysel'in o güzel dizelerinin karışımıydı. Bu parçanın aslında düzenlemesi Tuğçe Elböz grubuna ait. Ancak biz bunu biraz daha kendi kültürümüzde harmanladık ve Aşık Veysel'i konuk ettik. O yüzden de adına Jackson Meets Veysel dedik. Teşekkür ederim. Düzenlemeleri Utar Artun'a ait, yurt dışında yaşayan bestecimiz bizler için sembolik düzenlemelerini yaptı. Bu akşam ilk kez dünyada seslendiriliyor bunlar. Ve şimdi çalacağımız ise sevgili Murat'ın düzenlemesi. Nuri Halil Poyraz, Enderun kültüründen ve eğitiminden gelen bir Türk bestecisi Nuri Halil Poyraz. Hicazkar saz eserini düzenledi Murat. Utar Artun da sembolik aranjmanlarını yaptı. Thank you.
parçası vardı. Gençlik ruhu gibi kokuyor demişlerdi. Biz de onu çalacağız şimdi sizlere. 94 yılında solistinin ölümüyle beraber grup dağılmıştı. Ve son konserlerine 94 yılında, galiba 29 yıl önce oluyor, 1 Mart yani dün itibariyle yapmışlardı. Buradan da onları anmış olalım. Nirvana ve Smells Like Teen Spirit. Fazla aranje yapılan parçalardan bir tanesidir. Biz de bugün yine Tuğçe Göz grubunun aranjesini sizlere çalacağız ama senfoni düzenlemelerini yine Uter Artun gerçekleştirdi. Bu parça aslında Nikaragua'da öldürülen inşaat işçisi Ben Linden için yazılmış Sting tarafından. Biz bu parçayı yaklaşık 17 yıldır bu orkestrada çalan, kadrosuz şekilde haftalık yövmeyle çalan genç meslektaşlarımız için çalmak istiyoruz. Bizim de onlar da Allah kalkarsa şimdi sana katlıyoruz. Sevgili size alkışlıyor. Biz onlarla veririz. Yükselersiniz arkadaşlar. Sizin için çalıyoruz. Thank you.
2004 yılında bir Türk rock grubu rock müzik tarihine de damga vuran bir şarkı yapmıştı. Körfez Savaşı ve medyayı ağır bir dille eleştiriyor bu şarkı. Mor ve Ötesi, Cambaz. Thank you.
izlediğim kadarıyla rock konserlerinde. O yüzden ben burada da şimdi anons edeceğim. Bavulda Kıvılcım. Basta. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bursa Devlet Senfoni Orkestrası bir imece orkestrasıdır. Hem belediyenin hem üniversitenin hem hepimizin el emeğiyle kurulmuş bir orkestra. Bugün de o gecelerden biri aslında. Amfilerden bir tanesi kornacı arkadaşımızın, Özgün'ün. Gitar, kemanlardan İsmail'in. Nota sehpaları da bir kısırdan arkadaşlarımızın. Umarım daha uzun yıllar sizlerle böyle imece şeklinde olsa birlikte oluruz. Şimdi son parçamız, rock tarihinin en iyi şarkılarından biri kabul ediliyor rock otoriteleri tarafından. 30 yıllık bir şarkı. Welcome to the Jungle. Sözlerini bilenleri bekliyorum.